PostgreSQL'in programlama dili olan PLPG SQL, Block Structured bir dildir. Yani içerisinde geliştirdiğimiz, tanımladığımız değişkenler, geliştirdiğimiz function, store prosedürü vesaire bunların hepsi bloklar içerisinde yer alır ve bu şekilde hiyerarşik olarak çalışır. Bunu diğer herhangi bir programlama diliyle kıyaslarsanız, örneğin C Sharp yani C temelli programlama dillerinde şöyle yapılar vardır. Şunlar mesela scope'lardır. Bu scope'larla yönetilir nesneler. Ya da benzeri şekilde hiyerarşik olarak bir şey yazarsınız, ondan sonra bir boşluk bırakırsınız, bir tab boşluk bırakırsınız. Örneğin function'ın adını yazdınız, function'ın tanımlaması yaptınız. Content kısmını da altında bir tab içeride yazarsınız gibi. Bunlar programlamada genel olarak kullanılan şeylerdir. Scope mantığı. Burada da hiyerarşik olarak kodları düzenli bir şekilde geliştirebilmek için ve yönetebilmek için blok yapısı kullanılır. Ve bunu yapmak için de öncelikle bir test yapalım. Mesela herhangi bir programlama dilinde yazıyormuş gibi bir değişken tanımlayalım. Counter, integer, integer tipinde bir değişken olsun. Ve şu şekilde değişkenimizi tanımladık. Yeni bir değişken oluşturdum ve initialization işlemi yaptım demek burada. Başlangıç değeri olarak da sıfır veriyorum. Şu şekilde. Sonrasında counter artı 1 diyorum ve kapatıyorum. Ve ekrana bir şey yazacağım. Bir notice fırlatacağım. Bu da sayaç değeri yüzde. Şurada bir yer tutucu kullanıyorum. Placeholder. Ve counter diyorum. Bunu normalde bir herhangi bir programlama dilinde şu şekilde tanımlama yaptığımızda bu doğru bir şekilde çalışacaktır. Sorun olmadan. Fakat bu tür bir yaklaşım bir veri tabanı için geçerli değildir. Veri tabanında olması gereken şey az önce bahsettiğim gibi bir blok yapısı oluşturmaktır. Blok sintaks olarak şu şekilde özetlenebilir. Begin, end. En temel yapısı begin, end'tir. Begin transaction, end transaction gibi de düşünebilirsiniz. Bir işlemi başlat ve tamamlama alanları, scope'ları. Bunun içerisindeki statement'lar çalışır. Ve eğer begin, end içerisinde herhangi bir programatik bir nesne, bir değişken kullanacaksanız, onu kullanmadan önce declaration kısmında, yani declare alanında tanımlamanız gerekiyor. Burası tanımlama alanı, begin, end ise kullanma alanıdır. Ve dikkat ederseniz köşeli parantezler var. Bunun anlamı declare zorunlu değil. Sebebi declaration herhangi bir değişken tanımlaması yapmayacaksan o zaman burası zorunlu değildir. Fakat genellikle de programatik nesneler yaparken burayı kullanırız. Label'lar farklı bir konu. Onu birazdan anlatacağım. Farklı örneklerde. Sintaksimizi şöyle oluşturalım. Do şu şekilde dolar işaretleri PostgreSQL'de çok sık kullanırız bunu. Declare begin end. Şurayı biraz daha açıyorum. Genişleteyim. En temel yapısı bu şekilde. Do declare begin end. Peki ne yapacağız burada? Öncelikle şurası boş kalabilir şu an. Diyorum ki counter az önce bahsettiğim örneği burada yapalım. Şunu keseyim ben. Şurada gördüğünüz gibi bir tab içeride boşluk oluşturarak counter integer iki nokta üst üste eşittir sıfır. Değişkenimi tanımladım. Tanımlama işlemi tamamlandı. Şimdi şunu kesiyorum. Yani tanımladığım declaration işlemini yaptığımız değişkenin değer atamasını yapıyorum. Yani kullanma kısmı burası. Tanımlama alanı, kullanma alanı. Sonrasında da şunu tekrar aynı şekilde kestim ve buraya yapıştırdım. Şimdi çalıştıralım. Evet. Bakın gene bir hata verdi. Çünkü şurada dolar işareti, iki tane dolar işaretiyle açtık. Fakat bir de bunu kapatmamız lazım. Şu şekilde. Buradaki hata mesajları kafanızı karıştırabilir. Genellikle alışmanız gerekiyor. Çok aşırı detaylı
Hatalar yok. Hata mesajı çıktısı yok. Gördüğünüz gibi buradan da anlıyoruz ki do iki tane dolar işaretiyle başlattıysanız bunu aynı şekilde end kısmında da iki dolar işaretiyle bitirmeniz gerekiyor. Bu olmazsa olmaz sintaks kurallarından bir tanesi. Declare tanımlama alanımızdı. Declaration alanımız. Begin, end kısmı ise bunun kullanıldığı yerde. En temel örnek bu şekilde. Kopyaladım aynısını. Şurada istersek yukarıda bahsedilen label'ı şu şekilde tanımlayabiliriz. Label. Birazdan daha detaylı bir örnek yapacağız. Mesela first block. Şöyle bir tanımlama. Bunu bu şekilde tanımlarsanız, bakın şimdi çalıştıracağım. Çalıştı, sorun yok. Fakat birden fazla blok oluşturduğunuzda sorun olmaya başlayacaktır. Şöyle bitirmeniz gerekiyor. End first block. Yani burada label'ı, etiketi tanımladıktan sonra şurada o isimle bitirmeniz best practice olarak doğru bir yöntem olacak. Peki buradaki bloklar yani label kısmı ne işe yarıyor? İç içe farklı bloklar oluşturabiliriz. PLPG SQL'de. Yani begin end içerisinde farklı begin end alanları açıp iç içe scope'lar, iç içe bloklar oluşturulabilir. Ve şöyle bir durum söz konusu oluyor. Dışarıdaki blokta bulunan bir değişkene ulaşmak istediğinizde mesela diyelim ki şurada counter diye bir şey tanımladınız. Bir de içeride farklı bir scope var, farklı bir blok var. Orada aynı isimde bir değişken oluşturduğunuzda bu sefer kafa karışıklığı olacaktır. Bu nedenle iç ve dış olarak farklı farklı istediğimiz şekilde farklı bloklar oluşturmak istediğimizde label'ları kullanırız. Buna birazdan bir örnek yapacağız. Şöyle başlayayım hatta. Bunu kopyalayayım ben. Biraz geniş alan açmam gerekiyor. Bunu örnek üzerinden anlatayım. Mesela şurada dış blok olarak outer blok yazıyorum. Counter gene aynı kalsın. Şurası da aynı. Burası da aynı kalabilir. Bakın şurada yeni bir blok açacağım. Declare begin end. Burayı da kapatıyorum. Sonrasında counter integer gene aynı isimde bir değişken tanımlıyorum. Counter integer sıfır değerine sahip. Fakat birisi dış şuradaki ilk blokta, diğeri ise ikinci iç blokta, inner blokta. Bu nedenle bir kafa karışıklığı oluşacak ki okurken bile bu oluşuyor. Aynı şekilde bunu değer atamasını yapıyorum. Ne yapacağız burada? Artı 11 olsun. Sonra şunun aynısını kopyalıyorum. Race notice. Yapıştırdık. Sayaç değeri counter olsun. Bir tane daha yaptım. Bu da outer block. Buradaki label'ımın adını yazıyorum. Bakın şunu da unutmamak gerekiyor. Şunu outer block yaptım ya. Kapanışı da outer block. Bunun kapanışı çünkü. Açılış, kapanış. Sonrasında outer block üzerinden counter'a eriştim. Bunun Türkçesi şu. Ben dedim ki dışarıda bir counter değişkenim var. Integer. İçerideki scope'ta da bir tane daha var. Bu da aynı. Aynı isme sahip. Bu senaryoda kafa karışıklığı oluşacak doğal olarak. Hangisine erişmek istiyorsun? Gibi bir senaryo. Ya da hangisi bu senaryoda şöyle olabilir. Outer block yani ben içeriden dışarıdakine erişmek istersem, dışarıdaki counter'a erişmek istersem ne yapacağım? Şimdi benim zaten içeride de bir tane counter'ım var. Ama ben buradayken dışarıdaki counter'a erişmek istiyorum. O zaman da bir label tanımlayıp outer block nokta counter deyip buradaki, tabi buraya herhangi bir isim verebilirsiniz. O label üzerinden nokta deyip counter dediğinizde dışarıdaki bunun scope'undaki, daha doğrusu dışarıdaki demeyeyim, do'nun başlattığı scope'da, blokta hangi değişken varsa ona erişirsiniz.
Böyle bir senaryo söz konusu. Aynı şekilde bunu çalıştırayım bir kere. Evet, çalıştı. Bakın, sayaç değeri 1, sayaç değeri 11, sayaç değeri 1. Nerede neler yaptık? Bakın şurada sayaç değeri 1 oldu. Çünkü sıfırla başlattık, 1 oldu sonradan. Artı 1 yaptığımızda bunu yazdım. Sonrasında iç skopa girdi, iç bloğa girdi. Skop dediğinde blok olarak anlayabilirsiniz. Counter şunu oluşturduğunda 11 değerini atadı. Sonrasında counter yazdı. Çünkü içerideki bloğun counter'ın değeri counter 11'di. Sonrasında da outer block nokta diyerek şuradakini tekrar istedim. Onun değeri kaçtı? 1'di. O yüzden 1 olarak tekrar yazdım. Şuradan tekrar şunu kopyalayıp bir tane daha yazarsam buraya. Aynı şekilde tekrar 1 yazdım. Çünkü artık declare begin end dediğimiz şu iç bloktan çıkmıştı. Bunun ilgisi yok artık. O zaman counter deyince neyi elde edecek? Tabii ki şunu. Buradakini. O da değeri halen daha 1. Bunun gibi. Bir başka örnek yapalım. Yine süreci hızlandırmak için şu genel yapıyı kopyalayacağım. Şu kalsın. Şu şekilde de yapabiliriz. Ya da aynı şekilde şöyle. Evet, tıklayayım. Burada bir değişken tanımlayacağım. Ne olsun bu? Örneğin x, y, z değişkenleri ya da daha da anlamlı olması için örneğin integer için i, text için t, date için d yapalım. I int t text default değeri merhaba olsun. Bunları şöyle date yapıyorum. Default. Bunun da default değeri nereden gelsin? Current şu anın tarihini alsın otomatik olarak. Race info. Değerler olsun mesela. Şurayı da ayıralım. D eşittir. Yüzde olarak şuralara yer tutucu anlamı yükleyebiliyoruz. Mesela D eşittir şu. Nereden gelecek D'nin değeri? Buradan. Yani şurası. Date. Hatta bunu açıklamalı yapalım. Date olacak. Sonra i i'nin değeri de örneğin gene değişken olsun. Bir virgül daha koyalım. Son t kalıyor. T de şuradan gene değişkenle gelsin. Sırasıyla göndereceğim. i t. Gördüğünüz gibi şu an sorun yok. Tabii integer'ın başlangıç değeri null olduğu için burada yani sıfır değildir. Ona bir default değer vermedik. Örneğin şöyle yapalım. Bakın az önce bize null geldi. Gördüğünüz gibi şimdi i eşittir 5. Siz burada sıfır değerini verirsiniz. Integer'a başlangıç değeri olarak bir integer değer vermiş olursunuz. Nümerik bir değer vermiş olursunuz. Aksi halde şunu yapmazsanız başlangıç değeri null olacaktır. Evet, çok daha kompleks blok yapıları oluşturulabilir ve herhangi bir PLPG SQL yani PostgreSQL üzerinde bir programlama yapmak istediğinizde bu yapıları kullanmanız gerekecek. Bundan sonra
şu yapıyı kullanmadığınız herhangi bir profesyonel PostgreSQL uygulaması geliştirmeniz pek mümkün değil. Bu bunun standardı denebilir.